Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon turistler. Haftalık muşim haberler programımızı görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yıldız. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Malayşiya hükümeti Uyghur Müslümanlarını Xitayga hergiz ötküzüp vermeydiğallıkını bildirdi. Asiya haftalik haberleri doğrudan bugünkü haberde bildirilmişçe, Malayşiya hükümeti Xitay'nın kattık besimiği pisent kılmasın, Uyghurlarını Xitay'a ötküzüp vermeslik meydanını aşkarı tehditliğe. Haberde kayıt kılınışça, Malayşiya hükümetinin keskin meydanı bunun dinkin Şarkı-Canubi Asiya'daki bir kısım Uyghurlarının Müslümanlarını asas kılgan devletin siyasi panahlık tilişiğe yol içilişi mümkün iken. Amerika'nın Şarkı Türkistan İslam Hareketi'ne terörlük tizimlikinin öçürgenliği sebeplik, Xitay Amerika'nı kattık ayıplavatkan bir peyitte Malayşiya hükümetinin bu hareketi küçülük inkas kozgıdı. Bildirilişçe 9. ayda Xitay Malayşiya hükümetinin Uyghurlarını Xitay'a tapşırıp birişin talep kılgan. Malayşiya hükümeti Uyghur Müslümanlarını ötküzüp vermeslik hakkıdaki meydanını Xitay'a bildirgen bosumu halkarağı aşkarı ilan kılmağan idi. George Washington Üniversitesi'nin profesörü Sean Roberts bu hafta toxtulup, Malayşiya hükümeti Hindonezya ve Tayland'ını özgür algan rayondaki başka nurgun devletler halimay vatkan bir meydanda turdiye digen. Kato İnstitutu'nun dağınlık yazgıçısı, Pişkadam tetkikatçısı Mustafa Akyol Efendi bu hafta toxtulup, Malayşiya'nın meydanı Müslümanlar köp sallıqını ilgileydiğen devletlerinin Uyghurlarını Xitay'nın rahimsiz bastırışıdın qoğdaş üçün baskan kademlerinin bir ifadesi digen. Reuters agentliğinin bildirişçe Malayşiya'nın bu meydanı Şarkı-Canubi Asiya'da yaşavatkan bir kısım Uyghurlarının Malayşiya'dan siyasi panahlık tilişiğe yol açıdıkken. Malayşiya Akıl Ambiri Emir ve Malayşiya'daki Dağlık Müslüman Yaşlar Hareketi Abim, Malayşiya hükümetinin bu keskin pozisyasını maktab, mezkur kararını karşı aldığını bildirgen. Japonya Uyghurlar hakkında ifade bildirdi. Yeni Şafak Toru'nun 18. noyabirdeki haberde bildirilmişçe, Japonya Uyghurlarının nöbetteki vaziyeti hakkında ifade bildirip, Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendiciliklerini yakından közdü vatkarlıkını etkan. Malum buluşça, Japonya İçki Kabandı'nın baş katibi Katsu Nobu Kato muhbirlerini kütüveliş yığını da Şarkı Türkistan'daki bastırışlardan endişe kılı vatkarlıkını ve yakından közdü vatkarlıkını oturgu koygan. O sözde akalli kişilik hukuklar hürmet kılış ve kanunun üstünlükteki kapalatlı kılış gerektiğini tehditleyen. Japonya Birleşken Milletler Teşkilatı da Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki bastırışlara karşı birleşme mektup yollayan 39 devletinin biri bulup hesaplandı. Xalqaro Dini Erkinlik Birleşmesi Ministerler Yığınında Uyghurlar meselesine oturgu koyuldu. 3. növetlik Xalqaro Dini Erkinlik Birleşmesi Ministerler Yığını Polşa hükümetinin orunlaştırışı bilen 16. ve 17. noyabir günleri tordu ötküzülgen bulup, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bu yığının muhakeme münbirine riyasetçilik kıldı. Mezkur muhakeme münbiride din ve itikad erkinlikini ilgili sürüşke dair meseleler muhakeme kılındı ve kiler yıllık planlar oturgu koyuldu. 17. noyabir günü Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Elçisi Sam Brownback akbarat ilan kılış yığını içip, Dini Erkinlik Ministerler Yığını ve Söhbet Munibiri'de oturgu koyulgan meseleler doğruluk fikir bayan kıldı. Hem de muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Brownback Efendi bu akbarat ilan kılış yığında Xalqaro Dini Erkinlik Birleşmesi'ne katılgan devletlerinin Xitay virüsü mezgildimi öz burcunu ve vazifesini ada kılıp gelgenlikini. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo'nun her kıtınlık yığında muşim bayanat berip kelibatkanlıkını Amerika'daki her iki partiyanın Xalqaro'daki dini erkinlik meselelerine yakından köngül bulduğanlıkını. Amerika Avam Palatası'nın başlıkı Nancy Pelosi Hanım'nın Xitay'daki dini bastırışını izcil ayıplap kelibatkanlıkını kiler kıtım sayınlıp çıkartan Amerika Prezidenti'nin bu meselene muşim oranı koyup dini erkinlikini koğdaş üçün küreş kıldığanlıkını bildirdi. Şunun bilen birge o dünyanın bazı caylarda milleti ve itikadı sebebinin yeklini vatkan, çeklini vatkan, ziyankeşlikke uçura vatkan aciz halıklarını koğdaşının nahayeti muhimliğini tehditledi. Brownback Xitay'daki dini ziyankeşlik hakkıda toxtulup mundaq dedi. Biz bugün yukur teknikilik nazarat sistemesini kullanıp itikadçı ammeni bastırış kılmışını çekleydi kallıkımızı cekarlayımız. Xitay rejimi Müslümanlar köpsallıkını ilgileydiğen Şarkı Türkistan'da çıray dönüş teknikistin paydanıp itikadçı ammeni bastırdı. Tekşürüşke maslaş mağallarını lagırlarga söyledi. Milyonlarca Uyghur ceza lagırlarda tutup durulu atıdı. Biz Xitay'nın bundak teknikilerden paydanıp itikadçı halkını bastırışıga yol koymayımız.
Hindonoziyadaki 3 Uyghurning Xitoyga qaytarilganligi jazmlashtirildi. 19 noyabr Sharqi Turkiston inson huquqlari kultish jamiyatidan bir hay'at Hindonoziyaning Anqaradagi bosh elchixonasiga berib, bosh elchi Lalu Muhammad Iqbolni ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida jamiyat vakillari bosh elchi Muhammad Iqboldan Hindonoziyada tutib turilgan Ahmad Mahmud, Abdul Basit Tuzar va Abdullah Bayram qatorliq 3 Uyghur yoshining Xitoyga qaytarilgan qaytarilmaganligi haqidagi andissini bayon qildi. Bosh elchi Muhammad Iqbol bu haqda ma'lumot berib, ularning 2 oy burun Xitoyga qaytarilganligini, shundaqla hozirning o'zida yana 2 Sharqi Turkistonlikning Hindonoziya turmasida tutib turilayotganligini dalillagan. Bosh elchi qaytarib o'tilgan 3 Uyg'ur yoshining Hindonoziya chegarasiga kirgandan keyin davlatga qarshi kuchlar bilan munosabat o'rnatgan deb qaralib, shu sababli Hindonoziya qonuni bo'yicha jazolanganligini, ularning Xitoy grajdanligi isbotlangandan keyin Xitoyga qaytarib berilganligini bildirgan. İnsan hakları kültüş cemiyeti vekilleri bu cevapka erişkendiyken bunun katlık efsuslanğalıqını ve narazılıqını bildirip Şarkı Türkistan'ın hazırlıqı vaziyetini tepsili çöndürgen. Şunlıkla Xitay Şarkı Türkistan'da irki kırgıncılık yürgüzvatkan bugünküdek bir künde Hindonoziya'nın Şarkı Türkistanlıqlarına iki çıkışını ve qeyrindaşlarıcı muameli kılışını talep kılgan. Hay'at yana hazır Hindonoziyada tutup turilayotgan 2 Uyghurni yoqlab kelish arzusini bildirgan ve tayyorlagan doklat ve talep xatlarini bosh elchiga topshirib bergan. Bosh elchi bularni Hindonoziya hukumatiga yetkizib beradiganligini bildirgan. Oldingi kunlarda Hindonoziyada tutup turilayotgan 3 Uyghurning Xitoyga qaytarilganligi ilgari surilgan xabarlar tarqalib, ularning taqdiri haqida qattiq andisha qo'zg'algan edi. Nöbeti bu haberinin resmi delillenişi muhacireteki Şarkı Türkistan halkını perişan kılmakta. Avustralya Xitay'nın ayıplaştırıca Avustralya haman Avustralya buludu deyip cevap verdi. 19. noyabr günü Avustralya Başministeri Xitay'nın Avustralya'ya kişilik hukuk, müstakil akbarat ve meblağ siliş siyasetlerine karata otturgu koygan 10-ci maddelik narazlık tizimlikine cevap kaydırıp, biz haman Avustralya bo'limiz degan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, ikki davlat munosabati Avustralya Xitoy virusi yuqumining manbasini tekshirishni talab qilgandan keyin, Xitoyning Avustraliyadan o'ch olish xarakteridagi iqtisodiy jazolarni qo'yishi bilan jiddiylashgandan keyin, Avustraliya hukumat ministrlari yaqinda Beijing bilan bo'lgan aloqasini yaxshilashni xohlaydiganligini bildirgan. Bunun bilan Xitoyning tashqi ishlar ministrligi bir bayonot e'lon qilib, Avustraliya xatolikini tuzatish uchun konkret harakat qo'llanishi kerak degan va Avustraliyani Xitoyga tutayotgan 17 xil siyosatini o'zgartirishga chaqirib, 17 moddalik tizimlikni e'lon qilgan. Biroq Avustraliya bosh ministri Scott Morrison 19 noyabr payshanba kuni Xitoyning tizimligini tilga olib turib, Avustraliyaning o'z manfaatini qo'g'dash uchun harakat qilganligini aytgan. Ve Avustraliya'nın erkin akbarat sayılınıp çıkan parlament azalarının öz fikrini bayan kılış ve kişilik hukuk hakkında sözleş katarlık siyasetlerini özgertilmeydiğallığını tehditleyen. Ve eğer bunlar münasebetteki ciddiliknin sebebi olsa, ondakta bu ciddilik Avustraliya'nın fakat Avustraliya bolgallıkıdın direk bir ödü degen. Mənim buluşça Xitay Taşkı İşlam Ministerliğinin bayanatçısı Cavlijan Cakarlıgan 17 maddelik tizimlikte Avustraliya'nın Xitay'nın Hong Kong meselesi, Uyghurlar meselesi ve Tayvan'a okşaş yadroluk menfaatiki münasifetlik meselelerde hatalık ötküzgellikini, kişilik hukuk genişide Xitay'ını ayıplikellikini ve Tayvan'ın Dünya Sahiye Teşkilatı'nı kirişini kolluqallıqı qatarlıqlar uğruna alganıken. Xitay'nın mutahemlerce taşkı siyaset yürgüzüşü barğansırı köp devletlerinin narazılıqı ve karşılıqı duş gelmekte. Amerika Kengash Palata a'zosi Chris Coons Beijingni mag'lub qiladigan o'rtaq siyosatni umid qildi. Qurilg'isi Biden hukumatining tashqi ishlar ministri nomzodlaridan biri deb qaralayotgan Demokratik partiyadan kelib chiqqan Kengash Palata a'zosi Chris Coons 20 noyabr Reuters agentligining ziyoratini qabul qilib, Xitoy masalasida Beijingni mag'lub qiladigan o'rtaq siyosatni umid qildiganligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Amerika Xitoy bilan to'qunishib qolish ehtimolligiga tayyorlik qilib qo'yishi kerak ekan. O, bunun Amerika'nın dünya sahnesinde teximi aktif, ittifaqdaşları bilen teximi zik hemkarlaşı gerektikten direk bir edigallıqını bildirgen. Onun təkidleşçe, Amerika dünyaya arız şikayet bilen yüzlenmesi ki, belki başkalarını celep kılıdığan bir yol görüstüşü gerekken.
O Xi Jinping ve Xitay Kompartiyasının Amerika'nın atalmış zavallıqı yüz tutkallıqı ve onun sistemisinin bozulğallıqı işenç bağlıqallıqını bildirip, Amerika'nın zavallıqı yüz tutmağallıqı onun hayati küçkü tolğan küçülük ve meselelerini hal kılış iktidarıgı igekkallıqını körüstüş bizge bağlıq degen. Onun bildirişçe o Biden hükümetinin Amerika'nın kayerde ikkallıqı nəgi barıdıqallıqı Amerika Xitay münasibetlerde yumuşak ya ki katlı kol bulunduğallıqını karar kılıştın burun, devlet meclisi bilen mesleğetleşişini kütüdükken. O yana Xitay'nın rakip ikkallıkını inik körüp yetkallıkını bildirip, lekin şunun bilen bir vaqtta halkılık sahalarda Xitay bilen hemkarlışalaydıgan buluşimiz kerek degen. Trump hükümeti Xitay'nın yeni 4 şirketini qara tizimlikke kirgizmekçi. Fransiya Xalqaro Radiosining bugungi xabarida bildirilishicha Trump hukumatı Davlat Mudofaa Ministerligining qora tizimligiga yana 4 Xitoy shirkatini qo'shmoqchi bo'lgan. Xabarda qayd qilinishicha Washington Amerikalik mablag' solg'uvchilarning mablag' selishini cheklash uchun 4 Xitoy shirkatini Xitoy armiyasi qo'llagan shirkatda bekitmoqchi bo'lgan bo'lib, bu qora tizimlikni kelar hafta e'lon qilishi mumkin ekan. Trump oldingi payshanba kuni ma'muriy buyruq imzolab Amerikaning mablag' solg'uvchilarini Xitoy armiyasi tomonidan egidorchilik qilingan yoki kontrol qilingan deb ko'rsatilgan 31 Xitoy shirkatiga mablag' selishini cheklagan. Ammo ba'zi mutaxassislarning bildirishicha bu buyruqning doirasi cheklik bo'lganiga Trumpning cheklash qarori bu Xitoy shirkatlariga og'ir zarb berishi natoyin ekan. Uning ustiga bu shirkatlarda amerikaliklarning mablag'i nihoyatda oz ekan. Ma'lum bo'lishicha Trump hukumatı bu qarorni rasmiy ma'qullasa Amerika qora tizimlikka kirgizgan Xitoy telegraf shirkati ve Xitoy ko'chma xabarlash shirkati qatorli Xitoy shirkatlarining soni 35 ga ko'paydi ekan. Amerika qo'mondoni Yaponiya-Avstraliya mudofaa kelishimini olqishladi. Amerika ovozining 19 noyabrdagi xabarida bildirilishicha Amerika dengiz armiyasining bir yuqori darajalik amaldori yaqinda Yaponiya bilan Avstraliya o'rtasida imzolangan mudofaa kelishimini qarshi oladiganligini bildirdi. Amerika 7. flotining qo'mondoni William Meris payshanba o'tkazilgan taratqo suhbat yig'inida Yaponiya bilan Avstraliya o'rtasida mudofaa kelishimi haqida to'xtalib, bu xil kelishim haqiqatan intayin foydali. Shundaqla rayondagi barliq kishilarga ilhom beradi. Biz bu kelishimni qattiq qo'llaymiz hamda ular bilan birga mashq qilishni umid qilamiz degan. Bildirilishicha Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga payshanba kuni Tokioda ziyorati bo'layotgan Avstraliya bosh ministri Morrison bilan Öz ara mudofaa kelishimi imzalab, ikki armiyani ziyorat qilish va birlashma harbiy harakat kelishimining qonuniy ramkasini o'rnatgan. Xitoy mazkur mudofaa kelishimiga norozilik bildirib, Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlarini ishqi silib, Shimoliy Atlantik Aktiv tashkilotiga o'xshash yana bir harbiy ittifoq qurishga harakat qilayotganligini aytgan. Kuzatuvchilarning bildirishicha Yaponiya bilan Avstraliya o'rtasidagi o'zaro ruxsat kelishimi Amerikaning bu ikki ittifoqdoshi o'rtasidagi mudofaa munosabatini kuchaytirib, Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonidagi kengaymachiligini cheklaydi ekan. Zamonida Hitler uchun xizmat qilgan Volkswagen shirkati bugun Xi Jinping uchun xizmat qilyotamdi. Dünyadaki en çok maşin şirketi bulan Volkswagen'ın ürümçideki en küçük zavodi onunla en zor baş ağrıqı elip geldi. Bir haftadan buyan Germaniya hem de Avrupa matbuatlarının bazı sahipleri dünyadaki en çok maşin şirketi bulan Volkswagen'ın ürümçideki zavodi doğrusudaki münazırlar bilen doldu. Gerçi hiçbir ahbarat vasıtları Volkswagen'ın Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek bilen bulan alakası dair birer delil ispat körüstü birelmegen bosumu, ular hiç bulmasa Volkswagen'ni Uygurlar uçuravatkan zulümlerge sükut kılıç bilen toktumay ayıpladı. Bu ayıplaşlar hatta Volkswagen şirketinin tarihini oturgu söyrep çıktı. Volkswagen şirketi 1937 yıllardan başlap Nazistler Germaniyasının rehberi Hitler'in yardım bilen kurulgan hem onun üçün hizmet kılgan bulup, tedirici mecburi emgekki tayinip Hitler üçün herhal katnaş kuralları ve uruş eslehalarını yasap bergen. Ular işletken işçiler kiyince Hitler kurgan ceza lagerlerdeki tutkullar bulgan. Bu tarih bugünkü Şarkı Türkistan'daki milyonluğun Uygurlar kamalgan ceza lagerleri ve mecburi emgek bilen seliştirildi. BBC'nin 16. noyabr bu hususta elan kılgan makalesi bayan kılınışı, Volkswagen'nin icraiye reisi Stefan Wollenstein bu konu tarihini itiraf kılıp, bu vaka Nazistler zamanında hakikaten mi bizden zavodimizde yüz bergen. Biz mecburi emgeki tayinip halkını Volkswagen bilen temilligen digen.
O yana takiplep elbette bundak işini bir gün herkes kabul kılgılı bulmaydı. Bunun için biz barlık işlep çıkılış oğrularda mecburi emgekten hali buluşku kapaletli kılavadımız. Ürümçideki zavutlarımızda mı alahide tekşürüp çıktık. Biz mecburi emgek bulmasızlıkı mutlak kapaletli kılımız diyen. Bu adam 2019 yılı Beijing'de ötküzülgen maşini körgezmesi muhbirlarga ceza lagırlardan haberim yok deyip koyup bunun derdini uzun tartkan idi. Metbuatlarda aynı zamanda Yahudilerin mecburi emgekliği tayinip Hitler'ini kollagan Volkswagen'ın bugün Uygurlarının mecburi emgekliği tayinip Xi Jinping'ini kollavatkallıkı bayan kılınavatkallıkını tilgi algan Dünya Uygur Kurulduğu Tetkikat Merkezi'nin müdiri Enver Ahmet Efendi'nin eğitişçe hazır Germaniya metbuatları Volkswagen'ın kişilik hukukunu defsende kılışkı dair arşivlerini aşkarlap Volkswagen'ini ciddi agahlandırmaktayken. Haberlerde bayan kılınışça Volkswagen'dan Xitay'da 30 işki zavutu var iken. 2013 yılı Ürümçi'de kurulgan tarmak zavutu yılığı 20 bin maşini çıkardığan en küçük zavut hesaplandı iken. Bu zavutu işlevatkan 600 işçinin aran 25% Uygur ve başka yerlik milletler iken. Ama bu en küçük zavut bu küllerde Volkswagen şirketini en çok baş ağırlığa girip darıkılmaktı iken. Ahbarat sahası kişilik hukuk organları onunla kattık besin işletmekteyken. Sinkaku aralının Amerika-Yaponya Bihaterlik Kilişimi Dairesi de işkerliki muayyelleştirildi. Amerika Avazı'nın 16. Noyabr'daki haberde bildirilişçe Amerika Muvakkat Devlet Müdafiye Ministeri Christopher Miller, Sinkaku aralının Amerika-Yaponya Bihaterlik Kilişimi Dairesi de işkerlikini muayyelleştirgen. Xabarda qeyd qilinishicha, Yaponiya Davlat Mudofaa Ministri Nobuo Kishining Miller bilan Sinkaku arli haqida o'tkazilgan telefon suhbatida Yaponiya Amerika bexatarlik kelishimining 5-chi moddasidagi belgilamaga asosan Yaponiya bilan Amerika Yaponiya hukumatiga tabi rayonlarga qilingan qurolli hujumlarga o'rtaq taqobil turishi kerak ekan. Xinhua agentligi bu vaqtda darhol inkas qaytarib noroziligini bildirdi. Xinhua agentligining xabarida Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbinning 12 noyabrdagi Sinkaku arali va uningga qarashliq arallar Xitoyning zimini, Amerika-Yaponiya bexatarlik kelishimi bo'lsa, sovuq munosabatlar urushining mahsuli. Ikki tarafning so'kpiti rayon tinchligi va muqimligiga ziyon yetkazishdan boshqa narsa emas degan so'zlari ilova qilingan. Yaponiyaning Sinkaku arali masalasida Amerikaning qo'llashiga erishish tirishchanligi unumini ko'rsatgan. Amerika'da yeniden prezident bulup saylanan Biden 12. yılda Yaponiya Başvaziri Yoshi Hide bilen tunji qitim telefon sohbeti ötküzgen. İki taraf Yaponiya-Amerika ittifakını texnomu kuchaytirishga qoşulgan ve Sinkaku aralının Amerika-Yaponiya bexatarlik şartnamasının 5. maddesiga mas keladiganligini muayyenleştirgen. Qadirli ko'rganlarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programımız bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishlaringizdan xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ertaga kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shunday qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.